ile bakıyorum olayın gelişimine. Özellikle bir son bilgiyle artık doğruğa çıktı sanki, evet, bu olumsuz, evet, bu negatif, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani çok enteresan, UEFA gibi bir merci, böyle plansız, programsız, yani spontane, anlık böyle işler yapmaması gerekir. Evet. Yani çünkü herkesi zor durumda bırakan bir şey, bizler bile şu anda bir şey konuşup tartışırken hep bir kapıyı açık bırakmak var. Tabii, hep soru işareti var, tabii kesinlikle. Evet, devam edelim. Şimdi Beşiktaş takımı tabii bireysel hata yapmaya da savunma bir dörtlüsü var. Özellikle merkezdeki oyuncular Sivok ve Esküdev baktığımızda çok sıkı, birebir de yani oyuncu, rakip oyuncuyu bezdirecek o sıkılıkta yerden ve havadan o hamleleri yapacak. O dirilikte oyuncu değil. Yani işin en büyük sıkıntısı bu ileriki zamanda, ligde de. İnşallah UEFA Ligi'ne de gider Beşiktaş, herhangi bir sıkıntı da olmaz. Orada da bu sıkıntı yalnız yaşar. Güney bu çok bariz görülüyor. Yani bugün ikisi de sarı kart gördü. Hamle zamanlamasından olabilir ama çok sıkı oyunculara yerden havadan üstünlük de sağlayacak, o darbeyi yapacak oyuncu profiline değil. Bir de savunma dörtlüsü tabii mutlaka bir sol bek gelecek. Bu savunma dörtlüsünde mutlaka sol bekinde ofansif etkisi olan, daha fazla hücuma çıkan, daha atletik, alanları çabuk geçen bir oyuncu olması gerekiyor. Mesela Serdar iyi niyetli bir oyuncu. Evet, kademe yapıyor. Bütün sınırlarını zorlayarak oynuyor ama kısa alanda çok çok veya çok hızlı bir oyuncu değil. Mesela en basit açısın oraya girdi. Kısa alanda çabuk bir oyuncu. İşte farkını gösterdi. Yani sol ayağı olmasa da, sol ayağına gidip orta yapmasa da, ben maç değerlendirmemde onu söylemiştim de, yani oradan içeri çekecektir, sahada orta yapacaktır, hepimizin milli gibi. Ama ne oldu? Adam eksildi. Şimdi Beşiktaş'ı mutlaka bu profilde daha hücumu seven, daha öne dikine oynayan bir oyuncu alması gerekir. Şimdi Beşiktaş'ta dediğim gibi hem bireysel hataların bir şekilde hallolması gerekir. O stoper merkezine daha sıkı, daha dirençli olması gerekir. Ve Beşiktaş'ın hücum olarak da baktığımızda Güney, en büyük sıkıntısı bu. Gelecek sol bekte burada önemli. Kalabalık savunmalar ligde de karşılaşacaktır. Set hücumuna, yani yerleşik savunmalar daha organize olması gerekir. Yani bugün ciddi anlamda bunu zaman zaman sıkıntısı yaşadı. Beşiktaş öne geçtiği maçları ligde kolay kolay kaybetmez. Net bir şekilde söyleyeyim. Öne geçtiği maçları istatistiği belki %90'ın üzerinde olacaktır. Derbi maçları da dahil kaybetmez. Ama set hücumu, özellikle hem bu İstanbul'da oynayacağı veya baktığımızda aynı şekilde Anadolu'da gittiği bir takımda, kendi yer alanında bugün çekilen Tromsø gibi bir takımla karşılaştığında burada sıkıntılar yaşayabilir. Kontralarda bayağı bir sıkıntı kesinlikle yaşadılar. Çünkü kesinlikle, zaman zaman böyle bölük bölçük de olsa. Yani oyunun merkezinde oyuncular da oyundan düşse, ucunda da düşse, sen bunları da çok doğru dile getirdin. Ne kadar olsa da ama genel yapı olarak da Beşiktaş takımı kontra yemeğe müsait bir takım. Savunmanın merkezine ağır atletik olmayan oyunculardan kurulu ve de sıkı da değiller. Yani çok net. Bu anlamda sıkıntı yaşayabilirler. Onun için